Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bu sefer de sizlerle daha önce sormadığımız bir soruyu soracağız. Evet, nihayet sormadığınız bir sorular buldum. Beni aldatıyor mu? Aklınızdaki kişi sizi aldatıyor mu? Aldatmıyor mu? Eğer ki içinizde bir şüphe varsa, bazı şeyler yakaladıysanız veyahut da içinize sinmeyen bazı durumlar söz konusuysa, merak ediyorsanız işte size bir fırsat. Ve aklınızdaki kişi, deste seç yok, ben açılıma başlayacağım. Hemen aklınızdaki kişiye odaklanın. Hatta destemi göstereyim şöyle. Enerji destemizden bakalım. Aklınızdaki kişiye bir odaklanın. Sizi aldatıyor mu? Yoksa aldatmıyor mu? Suçu günahı yok mu? Masum mu? Temiz mi? Hepsi çıkacak. Hadi bakalım başlıyoruz. Bakalım enerji olarak ne gelecek önümüze? Evet, bakalım hanımefendiler, beyefendiler aldatıyorlar mı yoksa masumlar mı, sadakatliler mi? Katinamızı yine alalım. Katinasız da olmuyor biliyorsunuz. Ben eksik koymuşum. Şuradan bir tane daha kart alacağım. Buradan bunu seçtim ve buraya ekledik. Şimdi. Bakalım aklınızdaki kişi aldatıyor mu dediğimiz noktada kartlar bize neyi verecek? Evet, buraya da almışız, tamamdır. Hadi bakalım başlayalım sevgili arkadaşlar kartlarımızı açmaya. Kapalı koydum ki mahsus hani etkilenmemek adına, biliyorsunuz. Sabır kartıyla açtık, gördünüz mü? Şimdi bakalım, demek ki bir sıkıntı olmuş gerçekten de. Peki. Enerjisel olarak aslında güzel geldi. Yalnız sabır geldi. Demek ki sabrettiğiniz bazı konular var. Yani aklınıza uymuyor. Ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Çözüm senin elinde dedi. Peki. İki tarafında kazandığı bir sonuç dedi. Allah'tan üç tarafında demedi sevgili arkadaşlar. Asla ölmeyen şey. Keşif, telafi, ev. Şimdi bakın, burası da iyi geldi. Şimdi ben buradan korkuyorum. Eğer burası da güzel gelirse aldatmıyor demektir. Ben de birini tuttum. Bakalım. O illa kadın erkek ilişkisi olması da şart değil sevgili arkadaşlar, biliyorsunuz.
iş anlaşması için de tutabilirsiniz. İkinci ev kartımız geldi. Evle ilgili meseleler var belli ki. Karşı tarafta ya da sizle alakalı ama sanki karşı taraf gibi geldi bana. Şimdi son kartımız da destek. Bunları almış, şunu almışım en son. Hani eksik demiştim ya, bir tane kart oydu. Şimdi şuraya bir tane kart alacağım. Asla ölmeyen şey nedir? Kendi destesinden alacağım buraya bir tane. İki tarafın da kazandığı bir sonuç demiş. Hangi konuda? Hadi bakalım hangi konuda? Çözüm nedir? Çözüm senin elinde demişti. Çözüm, ona da bir tane kart koyalım. Ne oldu da telafi olunacak? Şimdi buraya da bir tane koyduk. Erkek yapacak bu telafiyi. Erkek olan kimse. Siz beni bir bayan olarak da dinliyor olabilirsiniz. Erkek olarak da dinliyor olabilirsiniz. Erkek izleyiciler, dinleyiciler için de sizin yapacağınızı söylüyor burada kart. Bayan dinleyici, kadın dinleyici olarak da karşı tarafın bu hamleyi, bu sahiplenmeyi, bu istemeyi yapacağı görünüyor. Şimdi başlıyoruz. Sabır kartıyla başladık gördüğünüz gibi. Hatta şunları birazcık daha alsam mı acaba görmeniz için? Şu tarafa doğru. İstiyorum ki hepsini göresiniz. Neyse. Şuna bakalım. Bunları da hepsini açalım. Evet. Buraya bir tane daha kart alacağım. Bunu almak istedim. Tamam peki. Şimdi sevgili güzel arkadaşlarım, aldatılıyor musunuz sorusuna aslında şöyle bir durum söz konusu. Anne girmiş işin içine. Bakın, Valide Hatun devrede ama aynı zamanda büyük abla da olabilir, teyze de olabilir. Böyle kendisinden yaşça büyük bir kadın da olabilir. Şimdi bu kişi annesinin tavrı yüzünden ya da başka, dediğim gibi işte büyük ablası, teyzesi veyahut da yaşça büyük bir arkadaş, akraba, bunlar da olabilir. Ama nedense burada hani anne olmuş bir kadını veriyor. Bu kadının bu kadınla bir alakası var sevgili arkadaşlar. Bir pişmanlık, evet, burada sizi ne şekilde aldattığını bilmiyorum ama bu adam çok büyük pişmanlık duyuyor. Şimdi sizler bakın imparatoriçe gibi insanlarsınız. Sizinle birlikte ne gelmiş? Süpürge geldi. Kavgalar ve yaralayan sözlere işaret eder. Nazara geliyorsunuz. Ailede kargaşa, ilişkide mutsuzluk yaşanacak diye bakın size gösterdi bunu. Sizler dört dörtlük insanlarsınız. Size bu süpürge gelmiş, süpürge enerjisi gelmiş. Yanınızda ne var biliyor musunuz? Elinizde bu kişiyi sıkı sıkıya tutuyordunuz ya, hani böyle tamam demiştiniz. Evet, sevdim, evlenmek de istiyorum. Bu kişi de ben karar kıldım dediğinizde bunu bitirmişsiniz. Yani çok üzülerek bitirmişsiniz içinizde olarak görünüyor. Birçok sebepten dolayı da bir ev meselesi var. Bir evde birden fazla bir işler dönüyor sevgili arkadaşlar. Sanırım onun evinde dönüyor karşı tarafı. Yani niyet ettiğiniz kişi tarafından ve burada kötü şans devreye girdi. Abanoz geldi. Derin üzüntü ve gözyaşı, sıkıntı ve öfke. Bu kartı desteden seçtiyseniz canınız yanıyor. Başarısızlıklar ve mutsuzluk peş peşe sizi buluyor. Hemen ne yapıyoruz? Sadaka veriyoruz. Hemen nazara geldiniz. Resmen nazar var burada. Zaten söylüyor. Nazara geliyorsunuz diyor. Nazar kart.
sabır etmeniz gerekiyor. Sabırlı olmanızda fayda var. Bu adam bunu düzeltecek. Ya da erkek izleyiciler olarak siz düzelteceksiniz. Artık annenizi lütfen dinlemeyiniz. Veyahut da ablanızı dinlemeyiniz. Ya da teyzenizi ya da sizden yaşça büyük akrabanızı, her kimse ya da tanıdığınızı size akıl veriyor da olabilir. Demiş ki size, sizin aranızda büyük bir farklılık var. Bakar mısınız? Kılıç altılısı geldi. Din, dil, ırk, yaşam, eğitim, kültür, aile farkı, giyim tarzı, ondan sonra ve yeme içme tarzı bile olabilir. Siz acılı seviyorsunuzdur, o tatlılı seviyordur. Yani birbirinize göre değilsiniz ifadesi gelmiş. Bakın bununla birlikte insanın duygularını harekete geçiren biri geleneğe bağlı ve ketumdur. Heh, şimdi burada bu iki kartta ne var biliyor musunuz? Burada geleneğe bağlılıktan bahsediyor. Toplumsal farklılık ve geleneklere bağlılık. Burada demişler ki bu kişiye, sen demişler, sen bırak bunu, siz ayrılın, siz bir araya gelemezsiniz. Sizde bir gelenekselliği yıkıyorsunuz siz diyor. Burada bir geleneksel bir durum var diyor. Siz bunu aştınız diyorlar. Ve şöyle de bir şey olabilir bakın. Bu kadın eğer ki araya giren kadın annesi değilse, bu erkeği arzuluyor da olabilir. Yani aranızı değişik bir şekilde bozmuş olabilir. Hani anlatabiliyor muyum? Kendisi beğeniyordur. Aranızı bozmuş olabilir. Sizler bakın dört dörtlük insanlarsınız sakın. Bu kim? Bu kadın kim? Hemen işte böyle süpürüyorsunuz ama bilin ki nazara da geliyorsunuz. Burada kartta bunu söylüyor. İlişkide mutsuzluk yaşanacak diyor. Yani birileri bakın buradaki sabır kartıyla size hemen ilk kart ne verdi? Sabır dedi. Sabırlı olmanızda fayda var. Aldatılıyor musunuz? Bir şey olmuş ama yasak aşk ve gizli ilişkinin erilidir diyor bu adam için. Yani potansiyeli var. Bir pişmanlığı da var. Peki soracağım. Hep beraber arkadaşlar. Çok kişi dediğinizi duydum. Sizi aldattı mı başka bir kadınla? Bu adam sizi başka bir kadınla aldattı mı? Ya da siz ne yaptınız bakalım? Burada bir aldatma vermiyor da kendini geri çekmeye veriyor. Kendini geri çekmiş bu kişi. Bir şeyin zamanının geldiğini söylemiş ama sizi başka bir kadınla aklınızdaki bu kişi aldattı mı, aldatmadı mı? Bu adam neyin pişmanlığını yaşıyor? Balık, akrep, yengeç burçlarından birileri etrafında mı bu kişinin? Akıl, o engel, güç. Şimdi resmen engellenmiş. Yani bakın çok kötü aklı çelinmiş bu kişinin. Görüyor musunuz? Şuradaki ayın içindeki yüze bakar mısınız? Böyle bir gücenmiş gibi sanki böyle kızmış. Altta da bakın 3 tane ona konuşan tip var. Akrep, yengeç olabilir. Bu da balık kartını, balık burcunun kartını simgeler. Bakın engel. Sakın ha, bak seni döverim seni ha diye söylemiş olabilir. Çok güçlü bir şekilde gitmişler bunun karşısına. Peki size tam olarak ne yaptı bu kişi? Hangi konuda aldattı? Çok büyük üzülmüş. Ama bunu telafi etmek peşinde de nasıl yapacağını bilmiyor. Ne yaptı? Bakın söylemiyor, kart söylemiyor. Ne yaptı? Dengeler şaşmış. Evet, dengesizlik oluşmuş. Ama yine bakın nazarsal bir şey. Başka desteden soracağım ne yaptığını. Bu deste söylemedi. Hadi Katina'ya soralım bakalım. Attı kendini ama bunları almayacağız tabii ki. Ne yaptı? Ne, nasıl aldattı? Nereden yaptı bunu? Konu ne? Oo, kötü enerji valide geldi. Ne oldu? Bu enerji ne yaptırttı bu adama? Mektup, ağaç, çiçekler. Ha, birisiyle mesajlaşmış. Bakın. İletişim sağlamış birisiyle. Gayet güzel. Ağaç hem de köklü ve sağlıklı
şeyler, mutluluk, iyimserlik, güzellik, çok güzel şeyler konuşmuş. Bir kadınla mı konuştu bu adam? Evet, hatta Zara gelin atıdır. Belki de evlilik konularını bile konuştular. Karşı taraf, yani sizinki, pişman mı bu konuda gerçekten de? Düzenci ve sürekli şüphe eden biri, dayanılmaz ve kılı kırk yarar, evliliğe çok zor evet der dedi. Kapı ara. Bu adam aile kurmak da istiyor. Bu adam sizinle mi aile kurmak istiyor, başkasıyla mı? Güce işaret eder dedi. Güçlü bir şey var. Tilki geldi. Alyans. Şimdi bir kurnazlık peşinde bu kişi. Evlilik konusunda. Ya bunu yapmış, bu kurnazlığı yapmış ya da yapacak. Bu kurnazlığı size mi yaptı? Yapacak mı? Sadakat, köpek geldi. Tamam, size yapmayacak. Peki size olan sadakatsizliğini ne bozdu? Ne konuda aldattı sizi? Evlilikte veya ilişkilerde tutarsızlıklar var. Çok fazla yalan söz konusu dedi. Burada ne geldi bundan önceki? Bile bile yapacağın bir hata yüzünden utanacak ve onu telafi etmeye çalışacaksın. Aynı zamanda bu kart tuhaf bir şekilde başkalarını sürekli düşünen bir kişiyi temsil ediyor dedi. Yani başka bir kadınla bir mesajlaşma, bir ilişki oldu mu? Terslikler ve kötü olaylar peş peşe gelebilir. Güçlü olup kendini savunmak isteyebilirsin. At tartı geldi ve atam deva geldi. Bencil ve sadece kendini seven, kendisi için yaşayan biri, paraya ve lükse önem verir. Galiba böyle birisiyle görüşmüş. Ama hem terslik hem de bir durum var. Peki bunu niye yaşadınız ya? Gerçi valide geldi ama. Aşk ve tutku, saf sevgi ve yoğun aşk. Yeni bir aşk geliyor ya da biri varsa aşkınız karşılıklı dedi. Bunu niye yaşadınız? Kalp iki tane aşk ve yelkenli yolculuk söz konusu. Hayatın değişecek. Ayağa gelen iyi şansa doğru açılan yollar ve başarı getiren bir fırsat görünüyor. Sizin aşkınız bir yolda sekteye uğramış olabilir. Bir yolculuk olmuş. Yelkenliyle bir durumlar söz konusu. Aslında peki bu durum geçecek mi? Bu durum düzelecek mi yakın zamanda? İşte ve aşkta güvene işaret eder. Karşındakinden emin olabilirsin dedi. Peki tamam. Bunun artık üstüne sormuyoruz. Şimdi kötü bir şansa maruz kalmışsınız. Evet, bir konuda aldatılmışsınız. Ama sabır etmeniz gerektiğini söylüyor. Yani bırakın, kaçın, gidin demiyor size. Araya anne girmiş olarak görünüyor. Bu anneyi çok temsil eder. Demin de Kılıç Kraliçesini gördük. O da böyle bir anne enerjisidir. Burada annesine karşı çok böyle itaatkar olabilir bu insan. O yüzden onu kıramamış olabilir. Onun fişteklemesiyle burada başka birisiyle mesajlaşmış olabileceğini, görüşmüş olabileceğini söylüyor. Fakat bundan elbette ki pişmanlık duyuyor bu yaptığı şeyden dolayı ve bunu telafi edecek olarak görünüyor. Sizin sadece sabır etmeniz gerekiyor. Ama siz bu arada inancınızı çok yitirmişsiniz ve artık sizinle hani bir yola çıkacağına inanmadığınız, sizinle ciddi bir yola gireceğine inanmadığınız için bu fikrinizden, bu kişiyle evlenme fikrinden, bu kişiyi hayatınızda tutma fikrinden vazgeçmişsiniz bayanla olarak söylüyorum. Ve yine boğazıma bir gıcık yapıyor. Yine iletişim probleminiz var sanırım. Bu bana yansır biliyorsunuz. Bakan kişiye bazen böyle şeyler oluyor. Şimdi şuraya bir kart koymuştuk. Burayı hiç açmadık dikkat ederseniz. Çünkü şöyle bir şey geldi. Beni aldatıyor mu sorusunda şöyle bir kombinasyon oldu. Asla ölmeyen şey öfke dedi aranızda. Bakın ben buraya bir kart aldım. Bakalım ne verdi. Nihai kaza. Haydi bakalım. Çok güzel. Niye öfkeleneceğinizi söyledi. Şans eseri. Kaza eseri. Bir tesadüf sonucu bu olay sizin önünüze çıkmış. Sizi öfkelendirmiş.
bir müddet daha böyle gidecek ya da daha öncelerden bir şeyler olmuş. Bir müddet devam etmiş olabilir. Ya da bu bir yeni bir olaysa da bir müddet bunun etkisinin devam edeceğini söylüyor. Çünkü asla ölmeyen şey dedi. Sizi sürekli öfkelendirmiş, sürekli öfke, 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 öfke. Ya da yeni bir olay ve nihai bir kaza sonucu bunu öğrenmişsiniz. Daha doğrusu tesadüfen. Hani atıyorum işte ayakkabınızı ararsınız ama ceketinizi bulursunuz. Böyle bir durum oluşmuş. Hani siz bir şeye bakarken bir şey bulmuşsunuz gibi. Başka bir şeyi ararken başka bir şeyi bulmuşsunuz gibi diyor. İki tarafın da kazandığı bir sonuç dedi. Dolunay terazide dedi. Bu insanın astroloji haritasında terazi olabilir dedi. Peki ve iki tarafın da kazanacağı bir sonuçsa eğer, yani arada üçüncü kişi yok sevgili arkadaşlar. Hani gelecek enerjisinde böyle bir şey yok olarak görünüyor. Ama tabii ki de biz ne yapıyoruz? Gelecek enerjisini sormak üzere Rumi destemizi alıyoruz. Ve şöyle birazcık desteği karıştıralım bakalım. Üç tane kart alacağım. Gelecek enerjisinde aldatılıp aldatılmayacağınızı göreceğiz. Kılıç yedilisi gelirse şayet aldatılacağınızın bir işareti olabileceği gibi diğer yanındaki kartlarla da kombinasyonuna bakacağım. Klasik tarotta gelmedi aldatıldığınıza dair, arkanızdan bir iş çevirdiğine dair bir durum yok. Burada sanki birisi bu aklınızdaki kişiyi itelemiş. Yani ya sen ne yapıyorsun, git bunu bırak da başkasınınla git, mesajlar git, kafanı dağıt derken bir aldatılma olayı olmuş. O da kabul etmiş hasbam. Niye kabul ettiyse acaba, sen görmüyor musun burada? Burada imparatoriçe var. Yani işte ne söylenir ki? Evet, haydi bakalım. Aklınızdaki kişiye odaklanalım. Gelecek enerjisinde sizi aldatmak var mı? Yoksa size sadık olmak mı var? Bizim için çok önemli gelecek enerjisi, biliyorsunuz. Bir, iki, üç tane kart aldım. Şimdi tek tek açıyorum. İlk kartımız, bakın, sebat kartı geldi. Yani nedir? Sabır karttır. İlk kartımız neydi? Sabır kartıydı. Gördünüz mü? Yine size aynı şeyi söylüyor. Sabır etmeniz gerekiyor. Dinarların yedilisi. Yarın deme, nice yarınlar geçti. Yani tılsım yedilisi geldi. Ve kadehlerin dörtlüsü. Yürek acısı gibi yoktur. Yürek acısı gibi acı yoktur dedi. Şimdi çok üzülüyorsunuz. 4, 7, 11. Güzel. Şu andaki anlık durum sizin üzüldüğünüz. Bir sonraki dönem sizin için gerçekten bu adam çalışacak. Siz sebat edeceksiniz. İki taraf da aslında sebat etmeli olarak görünüyor. Siz de o da. Bu ilişkide bir sabır sınavından geçiyor olabilirsiniz. Bir şey olmuş, evet, ama sanki çok da yanlış bir şey gibi değil görünüyor. Şimdi ilişkinize göre, olan olaya göre, yakalandığı duruma göre, sizin tespit ettiğiniz şeye göre durumlar da değişir. Ama burada ağır bir şey yok. Sadece bu kadının etkisi altında kalmış. Anne enerjisini veriyor. Büyük abla, teyze olabilir. Bir de aileden, hani yine ya da böyle ailesi kadar yakın gördüğü birisi, akrabasından birisi de olabilir. Ona kötü bir akıl vermiş. Tavsiye de etmiş olabilir bu kişiyi. O yüzden sabır iki kere çıktı sabır sevgili arkadaşlar. Bu adam Leğenek Kralı şeklinde, Koç Aslan Yay burcu enerjisinde hareketli bir adam ve size gelecek. Yani sizi elinizden tutacak. Çünkü neden? Burada bakın, telafi kartımız da gelmişti. Sizin bilmeniz gereken bir şey var. Bakın, telafi kartı ile birlikte iki tane daha kartımız var. Keşif ve ev. Burada aydınlanmanız gerekiyor. Burada bu adam size diyor ki, aslında senin bilmen gereken evle alakalı benim meselelerim var diyor. Evden ben şey yapıyorum diyor. Hane ile ilgili mevzular, aile ve düzene yönelik meseleler. Siz
bu konuda aydınlanmış olarak görünüyorsunuz ya da aydınlanacaksınız. Peki bu yuva kurma. Şimdi ben burada şey yaptım. Bu yuva kurma meselesi sizinle mi alakalı olacak? Evet, kesinlikle hiç merak etmeyin. Elmas kartı geldi. Teklif, somut adımlar bunu gösteriyor. Peki aklınızdaki kişinin başkasına evlenme teklifi edebilme potansiyeli var mı? Sizden başka birine evlenme potansiyeli var mı? Samyeli, görmek istediğin biriyle bir anda aniden karşılaşacaksın. İyi yönde bir değişim var. Belki de aniden bir taşınma gerçekleşebilir. Tagral ve Sunit. Sanki birisiyle aynı eve çıkma gibi bir durumu söz konusu. Taşınma söz konusu. Biriyle aynı eve çıkmak isteyecek olabilir. Bir erkek arkadaşıyla bile ayrı eve çıkmak isteyebilir bu kişi. Çünkü iki tane erkek geldi burada. İki erkek enerjisi var. Biri daha böyle aklı başında gibi. Böyle mi olacak? Bir arkadaşıyla ayrı bir eve mi çıkmayı planlıyor? Yok, bunu yapamaz. Bunu yapamayacak olarak görünüyor. Ve belki böyle bir niyeti olmuş ama belki de olacak ama bunu yapamayacak olarak görünüyor sevgili arkadaşlar. Peki bir şey soracağım buradan. Gerçekten de annesi mi istedi sizinle olan ilişkisini bitirmesini? Uzun süre... Bahçeler kartı geldi. İsfahan kartı geldi. Ve Asiranta geldi. Ya aileden birisi diyor, bir kadın diyor. Ya da büyük abla, teyze gibi bir durum. Ya da teyze de olabilir bu arada. Yani illa anne olmak durumunda değil ama sanki annesi gibi gördüğü birisi de olabilir. Bu kişi sanki ona bu kızla buluş görüş demiş. Başkasıyla görüş demiş olabilir. Araya bu kadın girmiş. Evet. Aileden bir kadının varlığını veriyor ya da ailesi kadar sevdiği bir kadının varlığını veriyor. Bireysel açılım isterseniz hemen Instagram'a gelin. Randevuyu alın. Güzelce bakalım neler olacak, neler bitecek. Daha bireysel olarak bakmış olacağımız için ilişkinize kendi anne ismiyle, onun anne ismiyle bakacağız ve onun kendi anne ismiyle sizin annenizin ismiyle bakacağız. Yanlış söyledim. O zaman daha net çıkıyor biliyorsunuz. Hani kişiler daha net belirlenmiş oluyor. Aklınızda böyle bir soru işareti varsa daha tam olarak buradan bir ipucu alamadıysanız ya da sormak istediğiniz başka sorular, özel sorular varsa sizi Instagram'a beklerim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Umarım bu açımdan memnun kalırsınız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.